Kobra şöyle sallana sallana yürümüyor mu? Çok hoşuma gidiyor ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Dışarı saldığımda böyle ot yemeleri normal mi yavruların? Arkadaşlar. Yine zincirle geldim. Ne olur ne olmaz diye zincirle çıkıyoruz. Yalnız bu gezi şeyini ben nasıl yapacağım Angel'la? Angel'ı salacağım. Bunları zincirde mi çıkartacağım? Öyle mi yapsam? Şimdi de bu ikisini çıkarttım, diğerlerini bıraktım. Dördünü bir zaten çıkartamıyorum. Valla dördünü bir salarsam arkadaşlar bunlar yıkım yapar. Angel'ı salık çıkartacağız. Aynen bu ikisi bağlı kalacak. Sonra onu saldığımda işte sonrasında da sıkıntı. Şimdi şu anda bir köpek geldiğinde ben yine bir şekilde şey yapabiliyorum bunları. Yani ben ters tarafa koştuğum zaman köpeğin peşine gitmiyorlar da bana geliyorlar. Şuradan geçebilir mi onlar? Mama gel. Arkadaşlar mamba zayıflıyor ya. Mamba'nın bu aralar keyfi yok. Gözü çapaklanıyor. Gel buraya gel, oradan değil. Gel buraya kızım, aferin. Mamba'nın niye gözü çapaklanıyor? Çözemedim. Veterinerden damla alacağım. Yani damla verir muhtemelen. Yani neşesi yerinde, yemesi az. Kobra kadar yemiyor. Ama Angel'a karşı şey yapmış. Siz söyleyin. Angel'a eyvallahı yok artık Mamba'nın. Öyle kuyruğunu kısıp şey yapmıyor yani. Kuyruğunu dikiyor. Bildiğiniz kuyruğunu dikiyor. Angel'a karşı. Öyle çok saldırmaz inşallah Angel'a, yoksa işimiz var yani. Kobrayı görmedim de şeyi gördüm. Bizim yine. Aha köpek var orada. Bakalım köpeği ne yapacak. Görmediler köpeği. Hızlı gideyim bakayım ne yapacaklar. Hadi lan. Göremediler ki. Lan ne adamsınız.
İlk defa temas ettirecektim köpeklerle. Hazır tek bir tane böyle çok özgüveni yerinde olmayan bir köpek. Aha, mamba gördü. Mamba gördü. Mamba gördü. Köpek zaten vın. Bakın arkadaşlar, kobra kuyruğu dikiyor yabancı köpek gördüğümde. Gel. Ya buraya, aşağı gel. Şşt. Aslında öyle köpeklerle temas nasıl olur? Merak ediyorum. Ama mamba zaten direkt koşuyor. Baklalara bakalım. Burada bizim bakla tarlamız var. Çiçek açmışlar baklalar. Yani neşesi yerinde ama mambanın o gözündeki çapaklanma moralimi bozdu arkadaşlar ya. Yani durduk yere niye böyle bir şey olur ki? Allah Allah. Şuradan, ha şuradan geçeyim ben. Biz normalde yukarıdan giriyorduk da buraya. Geçmeye yer aradım. Devriye. Devriye atıyoruz. Akşamüstü devriyesi. Mambaya zaten direkt kuyruğu dikiyor, devam. Kolum ağrıdı. Gelin hadi baraja böyle gidelim. Karanlıkta çöküyor ya arkadaşlar. Görüntü kalitesi de gidiyor. Mambaya bir veterinere uğramam lazım ya. Mambaya bir veterinere uğramam lazım. Göz damlası. Kokuları artık çok fark ediyorlar. Yani kokularda çok duraksıyorlar arkadaşlar. Yavruyken böyle değildi ama büyüyünce her tarafta bir koku. Kobranın koşuşa bakın ya.
Sırtı kabartıyor kobra. Amba yeni bir şey mi gördün sen ya? Oralarda yine köpek sesleri geliyor arkadaşlar. Muhtemelen kızan. Mamba'nın duruşa bakın ya. Direkt. Evet, muhtemelen kızan var burada. Lan ne adamsın. Bu arada arkadaşlar, kızan demişken 6 aylığı geçti şu anda mamba. İlk kızan kaçtı? Ne zaman geliyor? 8 aylıkken mi geliyor? Onu kaçırmayalım ya. Aklıma geldi var ya, öyle bir şeyi kaçırırsak karonkla çiftleşir bu. Harbi söylüyorum, çiftleşir. Ona çok dikkat etmem lazım ya. Ona çok dikkat etmem lazım. Evet. Arkadaşlar videoyu kapatalım. Kolum ağrıdı. Yine bizim mekana geldik. Gel. Gel hadi gidiyoruz. Hadi dönüş yolculuğu. Şuradan dönelim yani. Bakın burası full bayır aşağı. Arkadaşlar kamerayı da yavaş çeviriyorum fark ettiyseniz. Umarım iyi olmuştur. Başımız dönüyor diyen arkadaş çok oldu çünkü. Elimden geldiğince telefonu yavaş yavaş çeviriyorum. Kobra gel. Köpekler salıyor da köpeklere çok uzakta. Kobra bakın direkt sırtı kabartıyor köpek sesinde. Vallahi bu ikisi arkadaşlar bir yaşına gelsin. Böyle 5-6'lı sokak köpeği grubunun içine badoslama girer. Hiç affetmezler. Gel. Gerçi fark etmez ya. Diğer ırktaki köpeklere de girerler yani. Çünkü bunlar direkt koşuyor ya manyaklar. Bak oradan araya girdiler lan. Tilki milki bir çıkarıyorlarmış arkadaşlar. Buralarda tilki falan vardır yani. Bizim aşağıda vardı. Gel. Sıpa bunlar, sıpa. Evet. Evet arkadaşlar, videoyu. Ana. Arı çiçeklerine bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Şöyle
iPhone olsa şurada var ya, gündüz Güneştepe'deyken bir çekim yapacaksın, efsane olur. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fikir, öneri ve video istekleriniz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kobra ve Mamba büyüme serüveni devam ediyor. Orman menekşeleriyle bitirelim videomuzu. Bakın. 2. Bunları alıp ben evin yanına götürdüm. Diktim. Oldu. Çok da güzel. Büyüyorlar. Orman menekşesi dedi. Diyebiliyorum ben. Bakın. Şöyle göstereyim size. Çok güzeller ya. Maşallah. Görüşmek üzere.